rakibe ve oyuna göre oynamaya çalıştık. Rakibin de savunma anlayışı normal. Çünkü onlar da bizim gücümüzü biliyor. Ona göre oynamak istiyorlar. Genelde bunda da başarılı oldular. Son 3 maçta hiç gol yemediler. Onlara başarılar diliyorum. Oyundan dolayı tebrik ediyorum. Hem İbrahim Hoca'yı hem de takımını. Ben oyuncularımın alnından öpüyorum. Seyirciye teşekkür ediyorum. Başkanın da emeklerine sağlık diyorum. Çünkü o çok istiyor bu işi. Gecesini gündüzüne kattı yönetimle beraber. Onun için bu sonuçlara ihtiyacımız vardı. Ligin bir maraton olduğunu söylemiştik. Her maçın önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bu zamana kadar oynadığımız tüm maçları hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün de hak ettiğimiz oyunun karşılığı skora yansıdı. O kadar. Bunu söyleyeyim. Ben çekiştirmeyi de geliştirmeyi seviyorum. Yaptığım iş de öyledir. Onun için herkesten de bunu bekliyorum. Bazen sizde sistem ederken konuşmalarımızın başka boyuta gitmemesi için de söylüyorum bunu. Oyuncularımızla ilgili, takımların birbirleriyle ilgili dikkatli olması gerektiği. Tabii gayet doğaldı ki biz de bazen eleştiri yaptık hakemlerle ama işin bu boyutlara gelmesi Türk futbolunun batağa gittiğini gösteriyor. Bu iyi bir şey değil. Bir kusuru göz ardı ederseniz suçu davet etmiş olursunuz. Onun için kusurlarda hoşgörü başka bir şey ama kusuru böyle çok görürseniz bu bir sonuçtur, sebep değildir yani. Daha öncesine baktığınızda biz zaman zaman bunları konuştuk. Kimseyi suçlamasını da söylemiyorum. Hakemler belki de en masum olarak suçlanacak. Futbol ailesi olarak antrenör, bizler, oyuncular, yönetim, medya hepimiz bu işin içerisinde olmalıyız. Buradan bir maç hakem hatasıyla kazandığım zaman benim de içimde cız eder. Yani benim lehime de olsa. Çünkü o hak ettiğin oyun değildir. İçinde bir rahatsızlık olur. Kaybeden daha çok kızar. Ama şunu söyleyeyim, tepkiler tabii doğaldır. Trabzon'un dünkü maçını kısmen seyrettim ben. Üzüntüler de haklılar, İstanbul'da da haklılar. Ancak tabii bu böyle çözümlenmez. Bu toplum hata çabuk düzeltirse bağışlayıcıdır. Ama hata düzeltilmezse öfkelenir. Suçu olan yalvarır. Ama haklı olan öfkelenir. Onun için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunu bir tek kişiye de mal ederek gidemeyiz. Bu sadece hakemlerle ilgili değil, genel olarak şüphe ile ilgili, güvensizlikle ilgili suçların sonucu olarak adaletli bir şekilde halledilmemesi sebebiyle büyüdüğü bir ortamı yaşıyoruz. O doğru diyor. Onun için ben bunu size paylaşırken geçen sizden yine söylemiştim. Aynı şekilde bizim konuşmalarımızda Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşayım. Ben Fenerbahçe maçının iyi maç olmasını bekliyorum. Yani bu lige baktığınız zaman bugün itibariyle İki takım da bu yarışta önde gidiyor. Bunlar hak ettiğini düşünüyorum. Onların da iyi oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncumuz. Biz de iyi takım. Onlar da iyi takımdır. Güzel bir maç olsun. İyi bir hakem, adaletli bir şekilde kıran kırana güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın diyorum. Ve maçla da ilgili başka bir şey konuşmayacağım hafta arasında. Söyledim oyunculara. Onu da konuşmayacaklar. Onun için yazılıp çizilenlerle bunu gelmenize gerekiyor. Sadece güzel futbol oynanması için iyi bir ortam sağlanması gerekiyor. Özgür, rahat, herkesin keyifle oynayacağı ve izleyeceği bir ortam sağlanmasına yarar var. Tabii rekabet olmaz ama bunu kavgaya çekiştiren, kavga ettiren bir ortama getirirsek bundan kimse yarar görmez. Savunmada da dikkatliydik, ileride de. Tempo olarak ve top kayıpları olarak yine biraz sıkıntılarımız, eksiklerimiz var, mükemmel değiliz. Bunu daha önce söyledim size. Zaman zaman bunları yaşayacağız. Oyuna ve rakibe göre de iyi yaptığımız zaman bu da bir akılcı oyundur. Tabii daha seyir zevki olan pozisyonlar yaratmak, rakibe hiç pozisyon vermek idealimizdir. Zaman zaman bunları yaşayacağız. Diğer birinci konu Fenerbahçe ile ilgili miydi? Hiç önemli değil. Lig maratonunda yani önde olmak, geride olmak çok daha müsabaka var. Biz öne geçeriz, Fenerbahçe öne geçebilir. Önemli olan oynadığınız her maça çıktığınızda en iyisini yapabilmektir. Bugün itibariyle maç bitmiştir. Bugün yarın izin verdim. Bir gün sonra, 1,5 gün sonra toplanacağız. Hiç futbol düşünmemelerini istiyorum. O gün geldikten sonra daha önce bir sezon başından beri hazırlanıyoruz. Bir günde hazırlanmıyoruz. Orada demin dediğinizde sadece şunu söyleyebilirim. Defansın göbeğinde çok değişikliğe uğradık. Bu bizi biraz sekteye uğrattı. Adaptasyon sorunu oyuncuların iyi niyetiyle, çalışmayla gidermeye çalışıyoruz. Onun dışında çok büyük sorunumuz yok. Ama şunu söylemekte yarar var. İki tane iyi takımın oyuncuları oynayacak. Yani ikisinde de iyi oyuncular var. Kaliteli maç olmasını, hem onların kalitesine, özelliklerine yakışık futbol oynanmasını istiyorum.
bu maçta kazanan ve kaybeden bu yarışı devam ettirecek. Görünen o ki birincilik, ikincilik yarışı olacak bu. Çünkü diğer takımlardan biraz daha avantajlı durumdayız. Onun da bir garantisi yok ama avantajlıyız. Biz kazanarak bir avantaj daha sağlamak istiyoruz. Bir maç eksikliği önde olmamızın da bir mana teşkil ettiğini düşünmüyorum. Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. Ama başından beri şampiyonluğa yakışır bir oyun oynayabilmek için bütün oyunculara aynı şeyi söylüyorum. Kendi futbolunuzu oynayın, keyif alın, keyif verin diyorum. Hocam çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ceza yiyorum.